taşınması. Karluklar 747 ile 1221 arasında faaliyet gösteren bir devlet. Karluk kar yığını demektir. İslamiyet kabul eden ilk Türk boyudur. Bu çok önemli. Türk İş Devleti'ni yıktılar. Çünkü Türk İşler Müslümanlarla mücadele ediyordu. Bu yüzden Türk İşlerle savaştılar ve Türk İşleri yıktılar. Talas dediğimiz diğer ismi Atlık. Diğer ismine de dikkat edin. Talas demeyebilir. Talas Atlık Savaşı'nda Abbasileri desteklediler. Karahanların kurulmasında etkili oldular. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu olmuşlardır. İlk itaat eden liderleri ise 2. Arslan Han. Bu kısma önem verin. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğudur. Bakın dikkat. İlk Müslüman Türk topluluğu. İlk Türk topluluğu değildir. İlk Türk topluluğu Kırgızlardır. Hükümdarlarına Atasagun unvanını verdiler. Karluklara 3 kabile yabgulu unvanı da verildi. Kırgızlar ise 840 ile 1207 arasında dünyanın en uzun destanı olan Manas destanını bıraktılar. Orta Asya'da kurulan en son Türk devletidir. Şu kısma dikkat. Orta Asya'da kurulan en son Türk devleti Kırgızlardır. Uygurların yıkılmasına sebep oldular. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devleti oldu. Bak Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devletini sorarsa Kırgızlar. İlk Müslüman Türk devletini sorarsa Karluklar. Şu ikisinin ayrımına dikkat edin. Ölüleri yakan ve ateşe tapan tek Türk devleti, Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Birazdan Yenisey yazıtlarından bir kesit göstereceğim size. İlk kez milletler arası yarışma düzenleyen topluluk da Kırgızlardır. Bakın Yenisey yazıtları, diğer isimleri Altın Köl yazıtlarıdır. Buna dikkat edin. Yenisey demez de Altın Köl de diyebilir. Her ikisi de aynı şey. Yani Altınköl, Yenisey yazıtları demek. Bakın burada o içlerinde yazan yazılardan bir parça.